Evet, şimdi yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devam böyle. Kauçuk işlemeyi de araştırdık. Hemen kaynak verimliliğimiz artsın. Tüm kaynakları en verimli şekilde kullanmalıyız. Nanjing düştü. Biz şu bulgarları artık almalıyız abi. Artık yeter. Ver bana bunu da. 6 birliğim daha geldi. Evet. Şimdi Fahrettin Altay. Hemen Bulgaristan sınırına çiziyorsun ordunu kardeşim. Tamam mı? Hızlı bir şekilde. Orduyu çiziyorsun Bulgaristan sınırına. Bulgaristan'a gireceğiz. Yakın bir zamanda Bulgaristan'a girmemiz gerekiyor. Hemen ne yapıyoruz abi? Hiç bunlara uğraşmıyorum. Şurada ne alabiliyoruz bakalım. Bu önemli. Evet. Büyük savaş planı uzmanını alıyoruz. Kazım Karabekir'i. Uçaklarımız var. Piyademiz var. Keçi grubu dediği koç grubu aslında. Onların desteğini almamız lazım. Büyük savaş planını doktrinini araştıracağım ben. Siper savaşı yapalım. Neden? Büyük savaş planını araştıracağız. Çünkü Kazım Karabekir'i aldık. Kazım Karabekir'i aldığımız için büyük savaş planını araştırmamız lazım. O onda etkili. Peki şöyle bir şey deneyelim. İnsan gücüne de ihtiyacım var. Onu da birazdan arttırırız. Şöyle şunu yaparak bir resistansı biraz daha azaltabilecek miyiz bakalım Doğu'da. İstikrar, evet güzel. İstikrar düştüğü anda bu arkadaşlar şey yapacaktır. İsyan edecektir. Ne yapalım? Evet. Onu da başlatalım. Suç karşıtı operasyonları da başlatalım. Şu araştırmalar. Evet. Araştırmalarımızı yapabiliriz. Uçaklarda araştıracağımız bir şey var mı? Var. Yakın hava desteği. İsmet Paşa Bulgar ve Avcı araştıracağız. Sivil fabrikalarımız var boşta şu anda. Altyapımızı yaptık. Hemen şöyle tedarik ağına bakacağım ben. Şuranın bağlantısı yok. Buranın bağlantısını hızlıca yapmamız lazım. Şuradan yapalım. Şöyle şu hat birbirine bağlansın. Erzurum Hakkari attı. Aa yok yok hayır. Yanlış oldu bu. Şunu bir şey bir yere bağlamam lazım ya. Orada şuraya bağlayayım. Aynen öyle. Tamam şimdi oldu. Almanlar Lüksemburg'a da savaş ilan ettiler. O hattı bağladık. Bulgarlara bir ders vermemiz lazım. Zor bir karar olabilir ama biz Bulgarları yenmeliyiz. Onlara bir küçük de olsa bir ders vermek gerekiyor açıkçası. Şu kısımda şöyle gelecek ya Ankara'dan. Ankara'dan gelen saplayı da güçlendirelim. Ordumuza her türlü saplay ihtiyacını karşılayalım. Ordumuz geri düşmesin. Hiçbir şekilde. Şimdi evet ne olursa olsun insanları savaşa hazırlamalıyız. Bulgarlar da Almanların ittifakına girmeden biz bu savaşı alıp bitirmeliyiz ki zaten az yani bayağı da bir ilerlemişiz savaş hedefi oluşturma konusunda. Yunanlar, Yugoslavlar ve Romanlardan hızlıca destek almamız ki birazdan bir süre sonra Naziler Yugoslavlara ya da İtalyanlar İtalya Krallığı şurada Arnavutluğun sahibi Yunanistan'a savaş ilan edecek. Onlara her türlü yardımcı olmalıyız. Hemen halkçılıkla. O bir tek sıkıntı o ya. Şu isyan alanını bir düşürebilsek çok güzel olacak gerçekten.
Evet, altyapılarımızı da yaptık şu anda. Güzel bir buff. Gerçekten güzel bir buff. Ben ne yapacağım? Ordumu mekanize edeceğim. Hemen. Mekanize ettikten sonra da çakmak hattına gideceğim. Çakmak hattı önemli. Neden önemli? Çünkü Edirne'ye Karahisar'ı ekliyor. Karahisarları eklemeli. En azından şurada bir savunma hattı oluştururuz. Onun için önemli. Şimdi Fransa Vichy Fransa'sı olacak. Şuraya da bir birlik göndermek gerekecek ama Bulgarları hallettikten sonra yapacağım bunu. Sovyetler Birliği Finlandiya Savaşı ilan edildi. Kış Savaşı başladı. Sovyetlerle Finlandiya arasında. Hemen bakalım. Ben kamyon da üretmemiz lazım arkadaşlar. Evet, kamyon da basmalıyız çünkü o kamyonlar bir süre sonra bitecek. Onlar bitmesin, kamyonlarımız elimizde kalsın, kamyon üretmeye devam. Ne diyor? İsmet İnönü bugün savaşa çağırıyor. İsmet Paşa. Hepimiz savaşa gireceğiz, merak etme. O savaşı biz kazanacağız İsmet Paşa. Bunlar havacı. Evet, askeri yüksek komuta. Refet Bey'i araştırmayacağım. Kazım Orbay gelsin. Fransa düşme aşamasında şu anda. Fransa düştüğü gibi bu şurası da gidecek. Ama hemen bize savaş ilan edeceklerini zannetmiyorum. Şu anda. İlk hedefimiz Bulgarları düşürmek. Az kaldı. 7 Mayıs'ta mı? 7 Mayıs'ta mı saldırıya geçiyoruz? Bakalım. Evet, 7 Mayıs 1940. Bir aydan az bir süre var. Fabrikalarımız iyi durumda. Kaç trenimiz var elimizde? Tren sayımız az değil, değil mi? Artı 52, güzel. Abi tren sayıları çok önemli. Komutan sivil trenleri düzenlemeliyiz. Evet arkadaşlar. Sizin de önerileriniz varsa lütfen belirtin. Kanalımızda neler neler var. Evet, YouTube kanalına da yine aynı şekilde videoları atıyorum. Oraya da girip beğenebilirseniz, bana destek olursanız sevinirim. Şimdi ne yaptık? Evet, sivil fabrikalarımız var. Şimdi askeri fabrika basacağım. Nerede? İstanbul'da iki tane askeri fabrika basabiliriz bence. Bir tane de Bursa'da basalım. Şimdi şu %40 olanların da altyapılarını geliştirebilirim aslında. Ama şu anlık çok da bir gerek yok. Üretimimiz iyi durumda. Ne verdi bize? Hemen doktrinimiz de var. Şuradan büyük savaş planı. Paris düştü abi. Ne olacak? Burası Vichy Fransa'sı oldu. Rudolf Hess öldü. Ne var? Yetersiz kaynaklar. Alüminyum ticareti yapalım çünkü Fransa düştü. Fransa'nın ticaretini kapatalım. Kimden yapalım? Vichy Fransa'sından yapmayalım. ABD'den yapalım. Belki birazdan onlar da ithalat isteklerimizi karşılayabilirler. Hadi ya şu Bulgar Savaşı artık başlasın. Hadi. Nisan ayındayız. Az kaldı. Danimarka'da düştü. Naziler şu anda Avrupa'yı tamamıyla neredeyse ele geçirmiş durumda. Ben hemen şuradan işte bize petrol neden lazım? Evet, Romanya bana petrol verir mi? Verir. Romanya petrolleri de iyi. Bayağı Romanya'da bayağı petrol var. Kazı araştırıldı.
Cumhuriyetçiliğe hiç girmeyeceğim abi. Hiç gerek yok. Ben ne bak ne sahne basalım. Aha. Raman petrol sahasını kullanın. 16 tane petrol veriyor. Bunu araştıralım. Hemen çakmak hattında inşa edelim. Edirne'de bir savunma hattımız olsun. Petrol nerede çıkacak? Raman petrol sahası dedi burası. Diyarbakır'da çıkacak. Diyarbakır neredeyse isyandan arınmış durumda şu anda. Diyarbakır bize bağlandı gibi bir şey şu anda. İnsan gücümüz artarsa hemen daha fazla birlik üreteceğim ve şuradan Vichy'ye de bir saldırı düzenleyebilirim. İtalyan İngilizlere yardım ederiz. Çok güzel. Çok güzel. Eğer şurayı yenerse İngilizler harika olur. Hadi alın. Evet, hemen başlıyoruz savaşa. Dur başlamadan önce şunu da yapalım. İttifakına çağırabilirsin kimi? Finlandiya. Ha yok abi bunlar ittifakıma çağır. Rusam. Sovyetler bana savaşı ilan eder. Hiç gerek yok. Ne yapalım? Hava üstünlüğü alın. Şöyle. Paramparça edin onları, tamam mı? Hadi bakalım. Aslanlar. Savaşımız başlıyor. Müttefiklerimizi çağıralım. Bulgarlara bir ders verelim artık. Dünyada barış geçti artık, dünyada barış. Yok öyle bir barış. Yok öyle bir barış. Savaş başladı artık. Yani Finlandiya şu anda girer mi? Beyaz barış aldıktan sonra ittifakımıza. Çağırabiliyor muyuz? Yok, gelmiyor ama artık. Belki bizden bir küçük destek almak istediler ama gerek yok. Hemen Bulgarları yok edelim. Bulgarlar çünkü Almanların destekçisi. Evet, teslim oldular. Ele de geçirdik birçok şey. Şimdi ben ne yapacağım? Burayı alacağım abi kendime. Tüm vilayetleri alamıyorum tabii ki. Nereleri alacağım? Kendime sınırım en yakın olan yerleri alacağım. Ben bir Burgas almak istiyorum. 2 Plovdiv'i alacağım. 3 Sofya'yı alacağım abi. Alamıyorum. Bu turu geçelim. Kimse de mi almıyor ya? Diğer Balkan devletleri. Allah Allah. Adamlar. Neyse tamam diyelim ya. Şimdi buradaki ordumu İngilizlerin oraya gelmesi gayet iyi. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şuraya, Irak. Irak'a göndereceğim. Hemen gerçi Irak'a göndereceğiz. Irak kaç günde savaş hedefine sağ oluyor? 160 gün. Oraya başka bir ordu göndeririz bence ya. Hiç gerek yok bu orduyu göndermeye. Fahrettin Altay'ın ordusu burada kalsın. Hiç gerek yok. Böyle bir orduyu oraya göndermeye. Yine evet, itaat isteklerimiz karşılanmadı, onu biliyoruz. Bunlar ne durumda bizde? Şimdi evet barış. Şu keşke alsaydık ya, ben diğerlerine gider diye düşündüm. Ama olsun. Şu Macaristan krallığına saldıracağız abi. Sırada Macarlar var. Ordularınızı toplayın beyler. Macarları almamız lazım. Kendi sınırlarımızdan atmamız lazım. Bu direkt. Almanlara açılmış bir savaş demek olacak. Ama sıkıntı yok. Çünkü biz
Bunu bilerek hareket ediyoruz. Bu savaşın altından da kalkacağımızı düşünüyorum açıkçası. Yapacak bir şey yok. Gerekirse savaş da açacağız. Birleşik Krallık'ın Arnavutluğu alması bizim için iyi bir haber. Ama biz oraya savaş açarsak Vişiler bize saldırabilir. Kravya Antlaşması'nı da yapıldı. Plevne ve Dobruca'ya evet ne verdiler bize şimdi 6'ya 7 biraz askeri fabrika aldık. Şunda biraz eksiğimiz var. Araştıralım hemen. Ekipmanım nasıl? Tavus kuşunu araştırdık. Tamam güzel. Gayet güzel abi sıkıntı yok. Şöyle ileri ekipman dönüşümünü yapalım. Hemen destek ekipmanlarımızı da geliştirelim. Şimdi avcı 1. Avcı 2 yapacağım. Hemen avcı 1'i avcı 2 yapacağım abi. Yakın balıkçılığı da tavus kuşu yapacağım. Oradaki uçaklarımızı bir geliştirelim. Şimdi nerede aşırı yetersizlik malimiz var? Şurada var, değil mi? Bak. Ne yapacağız? Tedarik merkezlerini geliştirmemiz lazım abi. Bizim tedarik hatlarımızı geliştirmemiz lazım ki onların tedarik hatları da kötü durumda değilmiş açıkçası bu arada. Evet, ekipman olarak Macarlar destekleniyor birçok güç tarafından ama biz onları yeneceğiz. Ne olursa olsun yeneceğiz. Macarları yeneceğiz. Yugoslavya hattında bir sınır hattı oluşturacağız. Bu arada ben şunu yapayım ya o sırada. Piyade tümeni eğit. En azından 4 bölük bir yetişsin. Macarlar hiç kusura bakmasın. Evet, çakmak hattını da inşa ettik. Şuradan devam. Romanya Basarabi'yi neden Sovyetlere verdi ya? Bu kötü oldu. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Evet. Bize kesinlikle insan gücüne, benim kesinlikle insan gücüne ihtiyacım var. Çünkü şöyle. Neden diyeceksiniz? Bunlar bize savaş ilan edecek. Bakalım yeni bir şeyler geliştirebiliyor muyuz? Evet. Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nı da yapalım. Askeri fabrika geldi bir tane. Ne basacağım? Ben direkt tüfek basacağım abi. Tüfek çok değerli şu anda benim için. Şu Bulgarları Plevne'yi de alsaydık keşke ya. Sofya'yı aldık ama. Arkada tehlike şimdi bunlar bizim için. Dur bakalım. Kaç gün kaldı Macar Savaşı'na? 1940'ın Eylül ayında savaşımız var. Evet, bu da güzel. Şimdi fabrikalarımızı yapabiliyoruz.
Aynen öyle. Aynen öyle. Alacağız alacağız. Şu Roma Macaristan'ı da alacağız yani toprağımıza. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Ben Macaristan savaşı ilan ettiğim anda Almanya bana saldıracak. Bakalım ama nerelerden gelecek. Vişi saldıracak işte. Vişi'yi durdurmam lazım. Şuraya bir hat oluşturmam lazım. İnsan gücüm yok hat oluşturmak için. Şöyle yapalım. Kimin? Macaristan. Bana haklı sebepleri varmış. Tamam ilan etsin savaşta görelim. Ne kadar haklı sebepleri varmış. Yunanları hay ittifaktan atmayacağım Yunanları. Hiç gerek yok öyle bir şeye. Yugoslavya'da durumumuz nasıl? Gayet iyi. Romanya petrolleri bizim için çok değerli. Petrolümüz var mı? Abi bu İtalya ile niye ilişkisini geliştiriyor ya? Yok sen hiç İtalya'ya falan boş ver. Sen İtalya'ya yakınlaşmaya çalışma kardeşim. Sen bize yakınlaş. Biz her türlü işi yapacağız seninle. Bak 106 petrol. Öyle kimseye de ayrıcalık falan vermeyeceğiz yani. Yok öyle bir dava. Hiç öyle bir davamız yok. Öyle ayrıcalık vermek falan filan. Inter Milan. Evet, takimatları da oluşturalım hemen hızlıca. Kaç gün kaldı şimdi Macar Savaşı'na bizim? Evet, 4 gün sonra Macarlar Savaşı ilan edebiliyorum. İlan ettiğim gibi hemen sınırlı askerliği arttıracağım. Şimdi şöyle şu 4 birlik geldi mi? Geldi. Şunları yeni bir ordu oluşturacağız abi. Şöyle. Tutabildikleri kadar tutacaklar öyle. Yapacak bir şey yok. Evet, Birleşik Krallık'ta saldırmazlık anlaşması imzalayabiliriz. Başka kim var? Evet, Yeni Zelanda, Hollanda. Bunlarla imzalarız. Ben hemen şuradaki Belgrad'a göndereyim şu 377 tane uçağı. Sırbistan'a gönderelim Belgrad'a. Onu alamıyoruz. Şöyle alacağız şimdi. Evet. Bize zorunlu askerliği verin artık. Savaş nasıl gidiyor? İdare eder gidiyor şu anda orada. Sovyetler Birliği bize 11 birlik göndermek istiyormuş. Çok işime yarar gerçekten. 11 birlik çok işime yarar açıkçası. Bu savaşı erkenden bitirmemi sağlayabilir. Biz hızlı olacağız. Biz saldırıya geçeceğiz. Buna kabulüm, kabulüm. Geçirebilir. Hayır. O da herkes geçirebilir. Evet, geçirin. Şu şey desteği çok işime yarayacak gerçekten. Hayır, beklemede olmuyoruz.
Bulamıyorum onları. Şöyle. Evet. Şuraya bir saldırı gerçekleştirmemiz lazım. Alman birlikleri oraya tutuyor. Şimdi Alman birlikleri oraya geldi. Bu bizim için bir tık sıkıntı. Yani bu savaş uzun sürecek belli. Kaybedebiliriz. Çünkü Almanlar birçok yerden saldırıya da başladılar aynı zamanda. Şu evet, bu çok iyi. Çok iyi, İtalya düşerse yani oraya İtalyanlar, Yunanlılar giriyor. Evet, 11 birliği bize gönderdi Sovyetler Birliği. Nereye gidecek 11 bölük? Hadi bize yardıma gelin. ABD bize ne gönderiyor? Evet. Şimdi büyük savaş başladı arkadaşlar. Yetersiz kaynaklarımız var. Neden yetersiz kaynaklarımız var? Ne alamıyoruz? Şunu alamıyoruz. Çünkü yollarımız tıkalı. Amerika'ya da gidemiyoruz. Biz de bir şeyden alırız. Yok, olmaz. Çok fazla kaybım oluyor. Of. İşte korktuğumuz senaryo gerçekleşiyor. İran veriyor bize destek. Güzel. Konvoyumuz var mı? Konvoyumuz şu anda sıfır abi. Konvoy yok resmen. Konvoy bastık o kadar da yine de yok. Piyade ekipmanlarımız sayısı az. Keşke daha fazla ekipman basarak girseydim savaşa. Ama zamanımız yoktu. Ne olursa olsun başladık ve biz bu savaşı tamamlayacağız. Çok güzel abi. Bak, İtalya'ya girdik. Burada bir savunma hattı oluşturabilirsek çok iyi olur bizim için. Biz Balkanlarda bir savunma hattı oluşturup İtalya'ya da girmiş durumdayız. Sovyetler nerede? Abi Sovyetler daha fazla burayı boş bırakıp bize şurada bir destek olsalar o kadar güzel olacak ki Sovyetler Birliği. Abi Roma düşerse etkili oluruz. Roma düşerse çok 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 harika olur. Tamam mı? Roma'nın düşmesi lazım. İtalya'ya savaş dışı etmiş oluruz. Ve belki de bu savaş bu kadar uzamaz bile. Vichy'nin elindeki askerleri de. Vichy bize her an savaş ilan edilir. O yüzden dolayı orada tutuyorum. Hiç çekmeyeceğim onları oradan. Gerek yok. Onlar orada kalsınlar. Şöyle topumuzu da geliştirilmiş top yapalım. Roma'yı tutuyorlar. Almanlar kolay kolay düşmeyecektir. Ben söyleyeyim. Öyle kolay kolay düşmez Almanlar. Şu anda güçlü durumdalar. Hani 1941'de Sovyetlerle savaşa girene kadar dayanırsak belki bir nevi bize yardımları dokunabilir. Sovyetlerin İtalya abi, İtalya'yı düşürebilirsek abi, Roma tek kaldı. Haydi. Haydi Roma'yı düşürün. Roma'yı düşürürsek tamamdır bu iş. Roma da düşerse İtalya savaşta çıkabilir. Haydi, kazanma şansımız var. Fahrettin Paşa göster gününü onlara. Haydi Fahrettin Paşa, haydi. Fahrettin Altay. Fahrettin Altay. İtalyanlar toparlanmaya başlıyor yavaş yavaş. Bakın gördüğünüz gibi. Napoli'ye doğru gidiyorlar. Blitzkrieg bize karşı çok işe yaramaz. Ne yok? Evet, bunları bir şimdi yetiştirelim. Askeri fabrika basmam lazım benim. Hızlıca iki tane askeri fabrikayı basıyorum. Haydi Roma düş ya. Haydi Roma be. Roma'nın düşmesi bizim için neden önemli? Abi Roma düşerse
bir tık toparlayabiliriz durumu gerçekten. Duruma düşüyor. Roma düşüyor abi. Roma düştü mü? Roma düştü. Trabzon'a şunların altyapılarını geliştirelim. Roma düştü. Güzel. Bu çok iyi oldu bizim için. Almanlar çünkü İtalyan tarafına da bir destek birlik göndermek zorunda kalacaklar. Yugoslavlar sıkıntı durumda şu anda. Tek sıkıntı. Hayır abi, şurada Nazi Almanya'sını hemen. Oraya saldıralım. Almanlar oraya birlik getirmeden oraya alabildiğimiz kadar alalım. Şimdi şu topu da hemen geliştirilmiş topa dönüştüreyim. Evet, kaynaklarımızda biraz sıkıntı var. İtalyanlar zor durumdalar. Biz zor durumdayız. Orta Doğu'da hava üstünlüğü var düşmanın. Rus destekli Türk ordusu. Nereye kadar gidebilir bakalım şurada. Eğer orada Almanları yenersek büyük bir zafer olur bizim için. Çok zaman var daha. 1941'e çok zaman var. Rusya'dan biraz daha destek almamız lazım. Bize destek verir mi Rusya peki? Abi ekipman istiyorum. Aynen. Bize ekipman ver. Bana ekipman ver. Sovyetler. Stalin. Ekipman istiyorum. Stalin. Stalin. Ekipman ver. İtalya neredeyse düştü abi. Palermo başkentleri. Yeni başkentleri Roma gitti. Orta Doğu'da düşmanın hava üstünlüğü var. Ne yapacağız şimdi? Şimdi şöyle yapacağız. Şu saldırıyı siliyorum. Tamam mı? Savunma hattında kalıyoruz. Hücuma geçmiyoruz. Savunma hattında kalıyoruz. Saldırırlarsa savunuyoruz. Çünkü çok fazla insan kaybettik. Çok. Şurada Birleşik Krallık'ın da desteğiyle İtalya'yı, abi Roma'ya doğru geliyorlar ya. Bu kötü olur. Hadi Palermo'yu düşürün. Hadi şu İtalya bir düşse var ya. Biraz sıkıntılar içindeyiz ama yine de bu İtalya'yı bence düşüreceğiz her türlü. Palermo da gitti. Roma da bizim elimizde. Onlar şu anda Cenova'yı tutuyorlar ve Roma'ya çok yaklaştılar. İtalyanlar. Türkiye'nin doğduğu bir üstünlüğü var Almanlara karşı. Evet, artık daha çok var gerçi ya. 41. Kasım ayında mı savaş ilan ediyordu Ruslar? Onu bir hatırlayamadım. Yani bayağı geç savaş ilan ediyorlardı sanki Almanlar Ruslara. Stalin bize ekipman desteği verirse biz bu savaşta daha da etkili oluruz. Hadi Stalin de. Stalin. Stalin kral. Hadi bize biraz daha ekipman ver be.
Ya Birleşik Krallık neden savaşına daha fazla devam etmiyor ya? Abi zaman geçtikçe Almanlar için tehlikeli olacaktır bu. Yani zaman geçtikçe Almanlar kaybedecek. O da gitti. Çok güzel abi, çok güzel. Biz burayı tutuyoruz, siz İtalya'yı tutun. İtalya'yı, siz İtalya'yı alın, ben burayı tutuyorum. Her türlü tutarım ben burayı. İtalyanlar teslim olacak gibi duruyor. Evet. Bak ekipmanlarımızı toparlıyoruz artık. Malzeme geliyor. Sovyetlerden akıyor malzeme bize. Şu Orta Doğu'da da bir yenebilsek. Abi sadece onu istemiyorum. Tren falan değil. Bana destek ekipmanı da ver be. Ha Stalin. Sen kralsın. Stalin. Stalin baba. Ver bize ekipmanları ver. Ver bize biz şu Almanları yenelim. Bak bu savaşı kazanırsak sen de karlı çıkarsın. Ben sana söyleyeyim. Biz şu anda Almanları bayağı güç kaybettiriyoruz. Sana saldıracak tamam. Stalin kral. Sana saldıracak hiç gerek yok. Bize yardım et. O savaşta da biz de sana yardım ederiz. Gerçi burada Stalin Sovyetler Birliği ordusu. Roma elimizde şu anda. Haydi be. Çok heyecanlı gerçekten. İkmal yetersiz diyor. Sıkıntı yok. Norveç teslim olmuş. Yani Norveç çok da önemli değil. İtalyanlara gitmiş Norveç. İtalya'yı ayakta tutma çabası bu. Almanlar tarafından. Ama biz bir şekilde İtalya'yı yıkacağız. Almanlar şu Balkan devletlerinin kendilerine bu kadar sert bir şekilde saldıracağını beklemiyorlardı şimdi. Yalan yok. Abi ne yapıyoruz? Orta Doğu'da Alman tankları geldi. Panzerler devrede şu anda ama yine de biz bir şekilde bu savaşı tutacağız. Savaşı susacağız. Konvoylar yolda.